Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Starlink Battle for Atlas oyununu oynayacağız arkadaşlar. Nintendo Switch'te oynayacağız. Uzun süredir Nintendo Switch'te böyle bir oyunu ilk çıktığı gün oynayıp kanala çekemiyorduk. Çünkü fiyatlar uçtu biliyorsunuz. Ama Nintendo Switch'e giren online sistem sayesinde artık oyunları bölüşme, oyunları işte kardeşlik sistemiyle satın alma olayı var. O yüzden bu da benim işime yaradı. Nintendo Switch kardeşimle, Brom'la bu oyunu almış olduk. Ve böylelikle bundan sonra çıkacak oyunları da ilk günden oynayacağız, yayını yapacağız. Starlink hakkında bir iki gündür bir videolar falan izliyorum. Hani E3'te gördüğümde şu oyuncakları görünce bu ne ya falan demiştim. Bir Skylanders olayı gibi gelmişti bana. Ne bileyim çok böyle sıcak bakmamıştım. Ama oyun gerçekten şu anda efsane gözüküyor. Renkleri de mümkün olduğunca size yansıtmaya çalışacağım. Çünkü yani handheld modunda bir kayıp oluyor biliyorsunuz. Nintendo Switch oyunlarında handheld ile çekmeye dikkat ediyorum. Önem gösteriyorum. Bunun sebebini zaten söylemiştim. Nintendo Switch'in en büyük özelliği bu. O yüzden böyle nasıl olduğunu görmenizi istedim. Şimdi oyuna girelim o zaman arkadaşlar. Starlink'e, Battle for Atlas'a. Şeyle oynuyorum. Remote Control'la. Dediğim gibi oyunun hakkında çok fazla bilgim yok. Oyuncaklar olmadan oynanıyormuş onu öğrendim. Nintendo Switch'e ait bir özellik var. Star Fox bölümleri var. Onu seçebiliyoruz. Hani onunla nasıl olacak onu da bilmiyorum. Hani çok böyle hızlıca bazı incelemelerini, videolarını izleyip geçtim. Böyle bir survival RPG open world tarzı bir oyun. Ubisoft'un bir oyunu. Ortalama puanları almış. Hani en düşük 7, en yüksek 8 almış. 9 da vermişler galiba. Çeşitli sitelerde böyle bilmiyorum hani çok fazla. Neyse almış olduk oynayacağız. İlk günden oynuyoruz ama tabii videosu bir gün sonra gelecek. Tamam, hadi başlayalım. Oyunun konusunu da bilmiyorum. Hepsine böyle birlikte bakacağız. Zaten şimdi bu oyunun oyuncakları falan olsaydı şuralara falan takıyorsunuz işte oyuncağı. Şu geminin ayarı değişiyor, bilmem nasıl değişiyor falan diye biliyorum. Ama oyuncak mı oyuncak da olsa yetişkin oyun yani bir çocuk oyunu değil. Yani herkese hitap eden bu oyunu bildiğim kadarıyla. Start New Game diyorum. Basıyorum buradan. Şimdi New Game var, başka bir şey yok. Hadi o zaman seçelim New Game'i. Normal, Hard, Very Hard, Easy var. Normalde başlayacağım oyuna. Evet, burada gösteriyor. Tabii benim mount'um yok. Play Digitally. Şuna basıyorum. Evet. Buradan elemanımızı seçeceğiz. Star Fox'u seçebiliyoruz. Starlink seçebiliyoruz. Başka bir Starlink seçebiliyoruz. Bir Starlink daha var. Evet, Star Fox seçeceğim tabii ki de. Evet, girdik direkt. Of, güzel gözüküyor. Bakın grafikler şimdilik güzel gözüküyor ama tabii oyun içini görmek lazım. Bu oyun bu arada Xbox'ta ve PlayStation'da çıktı şu anda. Xbox One'da, PlayStation 4'te çıktı. Oyunun TV modunda co-op modu da varmış. Onu da söyleyeyim. Evet, Fox McCloud. Şimdi gemimi seçeceğiz. Tabii bunu seçmek daha mantıklı olur. Hazır Fox seçmişken onun gemisini seçelim. Burada şimdi speed mipit ayarlar falan var. Bayağı şeyler falan gözüküyor. Statlar gözüküyor ama tabii bunları upgrade edebiliyoruz. Mod chip var. Bir bakalım. Evet, burada modlama olayları var ama hiçbir şey yok. Hepsi gizli şimdilik. Bayağı bir RPG öğeleri var gibi. Evet, şuna basıyorum şu anda. Burada şimdi loadout'lar var. Evet, mesela şeylerimi seçebiliyorum buradan. Neyse, ben şimdi bunları hızlıca seçeyim. Flamethrower var, Volcano var. Bunlar Flamethrower'ı aldım. Evet. Pilotun bile skill'leri var gördüğünüz gibi. Star Fox'un her şey şu anda kapalı. Bunlar kapalı. Burayı upgrade yapabiliyorum. 1'miş 1'im ama görüyorsunuz 0 şu anda yok. Vallahi eğlenceli bir şeye benziyor şimdiden. Yani uzun süredir JRPG ve aksiyon oyunu ve Overwatch oynuyorum. Böyle bir oyun değişik olacak. Neyse, buraları çok karıştırmayayım. Direkt bir girelim arkadaşlar aksiyona. Evet, yaratıklarla, dünyaya çarpan yaratıklarla anlaşma yaptıktan sonra astrofizikçi Victor St. Grant gizlice yıldızları araştırması için bir pilot takımı şey yapmış, kurmuş. Ah, geçtim. İkinci yazı okuyamadım. Neyse. Şimdi oyununda bir sürü gezegen, işte devasa uygarlıklar, işte saatlerce aksiyon, araştırma falan sunuyorlarmış. İşte bakalım nasıl olacak. Okay. Wait! He said one of us.
Valla biraz çocuk çizgi filmi gibi başladı ama. Neyse bakalım. Scans off, St. Grand. It's incredible. I can't believe you've been doing this for a whole year. Our third trip. İşte bizim ekip Starlink burası tabi. Pis pis saldıranlar var. Wow. Çok heyecanlı, güzeldi ya. You boys seeing this? Yeah, but it's not Wolf, so who cares? It looks like they're outnumbered. You know what I'm thinking. Oh, işte olay bu ya. CGI'lar inanılmaz kaliteli, görüyorsunuz. Çok güzel yapmışlar. Yani bayağı böyle oyunun girişi güzel arkadaşlar. Gerçekten beni etkiledi. Giriş çok güzel. Evet, şu anda başladık oynamaya. Grafikler müthiş gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Evet, şu anda şeye mi koşacağım? Şu anda Rumble özelliği, motion özelliği kullanılamıyor. Tamam. Evet, hareket move'la hareket ediyor, ileriye gidiyor. Evet, şu anda kullanmak falan çok zevkli. Sol trigger sol silahlar, sağ trigger sağ silahlar. İşte sağ unlock kamera, solla da ilerliyoruz. Arkadaşlar şu anda uzay... Ya böyle hoşuma gitti ya. Keyifli yani. Yalnız bir saniye. Şu sesi biraz kısayım. Biraz kısayım sesi. Evet, şu anda düşmanlar var. Düşmanları öldüreceğiz. Bakalım. Şeyi kitlenme falan var mı acaba? Göremiyorum ki adamları, nasıl vuracağım? Neyse, dur bakalım. Evet. Patlattık mı onu? Uçtu, evet. Şimdi sağda birileri var. Of. Gerçekten güzel, kötü değil. Evet, işte burada bir oyuncak olsaydı tabii bu etkiyi görebilecektik ama oyuncağımız yok. Oo, gemiye akın akın adamlar giriyor. Bizim elemanı aldılar, profesörü. Oo, reaktörü de aldılar. Ayva yedik. Vallahi profesör gitti abi, kaçırıldı yalnız. Oo, hatun da uçuyor. Bayağı buralar karışık.
Of, Sage sayesinde kurtuldun. Sage de sanırsan yapay zeka. Şimdi bizim eleman kaçırıldı. Ooo, grafikler müthiş arkadaşlar. Oo, kaza olmuş ya. Orayı kaçırdık mı abi, ne alaka? Yani şimdi nasıl ayarlı olacak? B'ye bastım, recover oldu. Oo, çok güzel. Çok güzel grafikler. No Man's Sky diye bir oyun vardı tabii ki de biliyorsunuz. No Man's Sky'a bu acayip benziyor. Herifler bildiğin No Man's Sky'ın biraz daha böyle gelişmişini, değişini yapmışlar. Şu anda bilmediğim bir gezegendeyim. Efsane gözüküyor. Şöyle start'a basarsam geminin durumu gözüküyor işte. Ne bileyim, start diyorum, art tuşu pardon. X'e basarsam bir şey yok. Sağ sol zaten taramaydı. Şurada 1 yazıyor. Level 1 olabilir. Karakterimin level'ı. Zaten sonuçta RPG bir oyun. Şurada gideceğim yer var. Leave the Canyon diyor. Görevi yapalım. Abi çok güzel grafikler. Yani güzel. Yani kötü değil. İyi yapmışlar. Onu söyleyebilirim. Şurada bir şey varmış. Tamam. Ne var orada? Nereye gideceğiz? Kanyonu leave diyor da yukarı mı çıkacağız? Ha tamam. Etraf... Ooo. Şimdi bana Flamethrower, Shockwave ve Imploder silahlarını atmamı önerdi. Düşmanı gösterdi. Level 1 yazıyor. Düşman level 1 anladığım kadarıyla. Oha, hemen tepeme bindi ya. Şey ekti. Ooo, şeyi tepeme binince şey ettik, make ettik. İyiymiş ya. Bölgelerde bayağı güzel gözüküyor hani. Kötü değil. Bu PlayStation Pro'da ve Xbox One'da, One X'de belki de efsane olabilir. Şimdi Cyclops'ta yeni bir düşman türü var. Ona karşı kullanacağım silah gösteriyor. Şimdi sol ve A'ya basarsam dodge yapabiliyormuşum. Agnon'u Cyclops oldu. Vurdukça benim DPS'im gözüküyor. Yani bildiğin böyle tam böyle RPG, ne bileyim, eskiden böyle X-Wing vardı ya, X-Wing tarzı bir oyun. Shooter. Ya diye benzettim ama şimdi sevdim. Gerçekten yalan söyleyeyim, hoşuma gitti. Şu anda keyif alarak oynadığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Bu oyun bayağı oynanır. Co-op modu da varmış. Şu anda güzel gözüküyor. Bizim elemanın şeyini de almışlar. Profesörü kaçırınca onun elindeki zamazingoyu da almışlar. Onun yedeği varmış ama benzin olmadan olmuyormuş falan. You think someone's out there? Worth checking out. Feel free to give the map a spin. Not much to it now, but once we explore more of this place, it'll definitely come in handy. Vallahi fena değil arkadaşlar. Keyif aldım ya. Şu anda harita, hani bir sürü gezegenden gittiğiniz varsayarsak gezegenlerden bir tanesi bu. Yani bayağı macera dolu, bayağı geniş, büyük bir oyundan bahsediyoruz. Ya şu anda zaten bu bir ilk bakış ama oyun hakkında ilk izlenim olarak hani gerçekten hiçbir fikrim yoktu oyun hakkında. Bir iki gündür araştırıyorum alacağımız için oyunu. Hani bir E3'teki oyuncaklı video izledikten sonra demiştim bu oyun bana göre değil. Ama oyuncaksız oynandığını gördük zaten. Bilmiyordum hani bu tarz bir şey olduğunu. Fena değil ama haftaya Red Dead Redemption 2 çıkıyor. Bu oyunu bir hafta kadar oynayıp rafa kaldırırım. Sonra bakarım gibi düşünüyorum. Çünkü Red Dead Redemption'ın story modu 65 saatmiş. Yuh dedim. Helal diyorum. Neyse. Evet. Şimdi... Valla bilmediğimiz bir gezegende şöyle gidiyoruz. Gideceğimiz yerde şurası arkadaşlar. Yani koskocaman gezegen. Düşünsene şuralar falan hani keşfedilmeye bekleniyor. Şöyle beyin gibiymiş abi orada. Neyse, şuraya gideceğiz. Oyun güzel. Y'ye basarak destination'ımızı set edebiliyoruz gideceğimiz yeri. Zaten orası galiba gidilmiş bölge. Şöyle zoom yapabiliyorum. Evet, dur. Oldu mu?
Evet dur. Tam ortaya yapayım ya. Ortaya demiyorum. Evet. Tamam okey. Şu anda A'ya basarak A'sadan A tuşu mouse'muş. Boost bakın boost yapıyorum. Yani grafikler efsane gözüküyor. Burada da böyle yaratık kazıyarak da şey yapabiliriz belki biraz level kasabiliriz. Onun dışında da görev mere yapacağız. Yani harita boş ama güzel yani gezip tozması burada. Ben sevdim yani oyunu sevdim yani şu anda ilk izlenim olarak alınabilecek bir oyun gibi gözüküyor. Ama tabii bu oyunu 3-4 saat oynadıktan sonra karar vermek lazım arkadaşlar. Çok güzel ya. Şu olay çok güzel. Sağa sola kaçma güzel. Nos güzel. Oo şunlara bak. Bunları falan araştırma var mı acaba? Bak dibimde. Ya güzel grafikler arkadaşlar. Kötü değil. Ha scan olayı falan var. Bir dakika. Taradıktan sonra. Yani bilmiyorum ben hani bu tarz oyuna çok aşikar değilim. O yüzden böyle hani heyecanlanıyorum, şaşırıyorum. Ama gerçekten güzel, kötü değil. Evet biraz daha taradıktan sonra. Daha fazla yaparsak bunların DNA profilini öğrenebiliyormuşuz. Oyunda böyle detaylar var. Etrafında döndükçe şu şey doluyor ve tarama şeyim artıyor. Evet. Biraz daha tara falan diyor. Dur bakalım şunu tarayalım. Hiçbir şey yapmıyorlar garibanlar. Çok da tatlılar ya. Hareketleri falan da güzel olmuş. Evet, fauna diye bir Razor Break diye bir yaratıkmış. Şimdi Razor Break'i yani şu menüden Star Map haritamız zaten. Bu upgrade'lerle alakalı bir şey. Collection kısmında burada bakın bunlar düşmanlardı. Az önceki şey nereye gitti ya? Imp Mimp diyor. Evet şu Discovery'e gelince burada aynen şurada gördük. Razor Break. Bayağı yaratık hakkında bilgiler var. Şu an ne lan buna? Birisi kızdı lan. Oha. Olay mı olacak? Bir şey olacak galiba. Birisini kızdırdık. Neyse dur lan kaçalım. Vallahi sırf burada böyle gezmek için bile arada açılıp oynanabilir. Yani grafikleriyle her şeyle keyifli oyun. İzlenim olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Yani skill'ler olsun işte gezegenleri gezip tozmak olsun konusu falan da fena başlamadı. Hani çok klişe bir konusu var ama merak uyandırıyor. Şimdi ne olacağını merak ettim. Oynayıp bakacağız. Aynı zamanda da Nintendo Switch'te Fox'un olması da büyük bir artı. Hani Star Fox hayranları için güzel bir artı. Oyunun fiyatı yüksek. Klasik $60 fiyatı var. Yani bu oyun indirim gelince direkt almanızı öneririm. Ama bu oyun gerçekten merak ettim. Güzelse alacağım abi ilk günden diye düşünüyorsanız almanızı tavsiye edebilirim. Uzun süreler sizi idare edecek bir oyuna benziyor. Ama haftaya da Red Dead Redemption 2 geliyor. Bilmiyorum yani. Zor bir karar. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok sorunuz olursa oyun hakkında veya Nintendo Switch hakkında herhangi bir şey hakkında yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.